Bu gördükleriniz. Sizi yanıltmasın. Benim bu hastaneyle ilgili teşhisim şudur. Dışarıdan bakınca karşınızda bir senato binası ihtişamı görüyorsunuz. İçine girdiğinizde çok üzülerek söylüyorum. Köfteci dükkanı. Ne yazık ki. Biga Devlet Hastanesi'nin zemin katı. İnanılmaz bir yoğun rutubet kokusu var. Evet, sular buradan içeriye aktığı için buralara kum torbalar konulmuş. Bu kısım neredeyse iptal edilmiş gibi.
Orada da şu anda kapatılmış olanı iptal edeyim. Otopark girişi. Burası otopark. Evet. Yataklar ıslanmış burada perişan bir şekilde. Karanlık ve pis. Sterilizasyon bölümü olduğu söyleniyor. Otoparktan devam ediyoruz. Evet. Çürümüşlük ciddi boyutlarda. Bu nem betonu da demiri de önlem alınmazsa kısa sürede çürütecek.
şuraları görüyor musunuz? Buralar hastanenin tam orta kısmına denk gelen yerler. Belli ki temelde doğru yalıtım yapılmadığı için nem bütün zemin katı sarmış durumda. Tekrar garajdayız. Burası garaj girişi. Muhtemelen burada görünen her şey aslında demirbaş ama çöp olmuş. Buralarda oturma alanları var. Vay beyci, bakalım. Kilitli. Hastanenin zemin katında bütün nem, rutubet, o yoğun koku her yeri kaplamış. Şurada göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Tam prizin üstünde buradaki nem elektrik prizlerine doğru gelmeye başlamış. Yarın öbür gün bu binada muhtemelen elektrik sorunu da yaşayacak. Bütün zemin katı garajına, bütün her noktasına girdim. Çıktım. Bakın. Görüyor musunuz? Hatta kayboldum şu anda. Hiç kimse özür dilerim. Biga Devlet Hastanesi'nin zemin katı kullanılmıyor. İptal. Evet. Kadınlar tuvaleti de arızalı. Asansörlerden biri çalışmıyor. Şimdi sormamız gereken soru şu. Bu işin sorumlusu kim?